Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim, Bakış Programı'na hoş geldiniz. Haftanın ilk iş gününün Bakış Programı'na. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda hem finans kesimiyle hem de sigortacılıkla ilgili önemli değişikliklerin 2020'de yapılacağının sinyali verildi. Geçtiğimiz programlarda peyderpey bunları sizle paylaştık. Bir hem bireysel emeklilik sisteminde değişiklik vardı hem de diğer sigorta branşlarında vardı. Bir değişiklik daha var. Daha doğrusu önemli üzerinde durulan bir konu daha var 2020 programında, Cumhurbaşkanı programının yıllık programında. O da katılım sigortacılığı. İki tane konu var. Bunlardan bir tanesi katılım sigortacılığının geliştiriciliği. Katılım sigortacılığı derken hemen bir parantez açayım. Faizli sigortacılıktan bahsediyoruz, geliştiriciliği. İkincisi ise yeni kurulan Türk Reasürans AŞ'nin, yerli milli reasürans şirketinin katılım havuzu kurulacak. Bunları konuşacağız bu programda. Bu programın bakış programını buna ayırdık. Hem faizli sigortacılığın bugün konumunu ve yerini konuşacağız. Kaç kişi faizli sigortacılığa ilgi gösteriyor? Kaç kişi faizli sigortacılık sistemin içinde? Tabii bir parantez daha açıp faizli sigortacılık nedir? Bunu da konuşmakta fayda var bu vesileyle. Bunların hepsini konuşacağız. Efendim, kimle konuşacağız? Neova Sigorta CEO'su Özgür Bülent Koç bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Koç. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hem sizlerden gelecek sorular hem de bizim sorularımıza Sayın Koç cevap verecek. bakış@habertürk.com bize ulaşacağınız elektronik posta adresi. Varsa sorularınız buradan iletebilirsiniz elektronik posta üzerinden. Aynı zamanda Noyan Doğan'ın Twitter adresi üzerinden, Habertürk Twitter adresi üzerinden de varsa sorularınızı ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Özgür Bey, arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Cumhurbaşkanlığı 2000 yılı yıllık programında faizsiz finans sistemi ve sigortacılıkla ilgili. İsterseniz onu birlikte izleyelim. Sonra biraz daha derinlemesine konuya girelim. Efendim, bir küçük haberimiz var. Birlikte izleyelim. Sonra Sayın Koç'la sohbetimize başlayalım. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliğiyle insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak. Faizsiz finans sistemine ilişkin ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmaya yönelik düzenlemeler yapılacak. Bu kapsamda kurumsal faizsiz borç uygulamalarının kurulması teşvik edilecek. Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak. Faizsiz finans denetim standartları oluşturulacak. Bunun için de faizsiz finans kuruluşlarına ilişkin 6 denetim standardı mevzuata kazandırılacak. Kurumlar arası terminoloji birliğini sağlamak üzere Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından yayımlanan terimler sözlüğü yeni araçları da içerecek şekilde geliştirilecek. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kira sertifikaları tebliğinde değişiklik yapılarak sukuk terimi düzenleme kapsamına alınacak. Faizsiz finans kurumsal yönetişim sistemi tesis edilecek ve uluslararası uygulamalarla uyumlaştırılacak. Katılım sigortacılığı genel görünüm ve durum tespit raporu hazırlanarak katılım sigortacılığına ilişkin iyileştirme alanları tespit edilecek. Katılım sigortacılığı faaliyetleri faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak, katılım sigortacılığı mevzuatında değişiklik çalışması da yapılarak katılım sigortacılığı denetim ve gözetim rehberi hazırlanacak. Ülke kaynaklarının yurt dışına akışının önüne geçilmesi için katılım reasürans fonu kurulacak. Bu kapsamda Türk Reasürans AŞ'nin katılım reasürans hizmeti vermesi sağlanacak. Evet efendim, özetle durum budur. Şimdi Cumhurbaşkanlığı programında 2-3 madde var. Ben tek tek okuyayım onları, sonra üzerinde konuşalım. Tabii. Bir, katılım sigortacılığı faaliyetleri faizsiz finans prensipleriyle uyumlu olacak. İkincisi, katılım sigortacılığı mevzuatta değişiklik çalışması yapılarak katılım sigortacılığı denetim ve gözetim rehberi hazırlanacak. Bir de kurulan Türk Reasürans AŞ'nin katılım reasürans hizmeti vermesi sağlanacak. Bunlar ne demeden önce şu katılım sigortacılığı bizim bildiğimiz faizsiz sigortacılık. Evet. Doğru mudur? Doğru. Şimdi biraz bu konuda bilgi alayım sizden. Biraz yeni bir sistem bildiğimiz, evet, kadarıyla. Daha önce de sizle sohbetlerimizde konuştuk. Yeni bir sistem nedir? Kaç kişi
Öyle mi sorulur bilmiyorum. Kaç kişi faizsiz sigorta genel bir bilgi vereyim. Değildir. Evet yani siz verin. Evet. Ben bu kadar sıkıntı çekmiyorum soruyu sormak evet. için. Tam olarak konuyu ben de bilmiyorum. Buyurun. Tabii. Şimdi, hadi bilmiyorum derken dersimi de çalıştım o kadar ayrı mesele. Yani demesinler ki ya, bilmiyorsun yapalım. Hiçbir şey diye. Şöyle yapalım. 2017 Aralık itibariyle Türkiye'de katılım sigortacılığı yönetmeliği yayınlandı. Aslında sigortacılıktaki katılım sigortacılığı alt başlığının resmi olarak literatüre girdiği tarih bundan yaklaşık 2 yıl önce. Ya, faizsiz sigortacılık 2 yıl önce başladı desek doğru mu oluyor? Hayır, şöyle daha öncesinde de biz mesela bizim şirketimiz 10 yıllık bir şirket. Daha önceki regülasyon içerisinde de faizsiz sigortacılık ya da katılım sigortacılığı yapmanın önünde bir engel yoktu ama herhangi bir mevzuat da yoktu, bir düzenleme de yoktu. Yani şirket kendi kendine bunu yapıyordu diyelim. Fakat şirketler ya da kendi kendine yapıyordu ama 2017 Aralık'ta çıkan yönetmelikle birlikte artık bir mevzuat başlangıcı yapılmış oldu. İşte bugün Cumhurbaşkanlığı programına giren maddeler de zaten bu mevzuatın geliştirilmesiyle ilgili maddeler. Dolayısıyla ülkemizde aslında bakarsanız teknik olarak 2006-2007 yılından beri yani Türkiye'de katılım bankacılığı kurulduğundan beri finans kuruluşları katılım bankasına döndüğünden beri katılım sigortacılığı yapmanın önünde bir engel yoktu. Yapılabilirdi. Zaten ilk kurulan şirket biziz bu konuda. 2008 yılında başladık kurulmaya. 2009'da kurulduk. Devamında da yapılmasının önünde bir engel yoktu ama herhangi bir mevzuat olmadığı için de açıkçası hani kamuoyu algısı açısından da bir eksiklik söz konusuydu. İşte yapılan çeşitli çalışmalar, görüşmeler, hatta faizsiz finans koordinasyon kurulu vardı başbakan evet. yardımcılığı düzeyinde. Biz o kurula da üyeydik. Orada yapılan çalışmalar birçok gelgitlerden sonra 2017 Aralık'ta yayınlanan katılım sigortacılığı uygulama yönetmeliğiyle literatürümüze katılım sigortacılığı resmi olarak girmiş oldu. Peki. O tarihten sonra artık mesela Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde açtığınız zaman katılım sigortacılığı istatistikleri falan bunun hepsini görebiliyorsunuz. Zaten. Peki şu andaki durum nedir? Yani şimdi bu söyleyeyim. Yapıldıktan sonra evet kişiler gidip de ben faizsiz sigortacılık enstrümanı ya ürün almak istiyorum. Diyelim ya, bu bütün ürünler için geçerli midir? Kasko, trafik, konut, çok büyük bir ticari için geçerlidir. Hepsinde evet. faizsiz ürün yelpazesi içinde tabii, değil mi? Tabii ki. Gidip kişiler diyor ki evet ben bu faizsiz sigortacılıkta almak istiyorum. Almak ya, istiyorum. Bu ürün almak istiyorum. Evet. Ne farkı var diğer ürünlerden? Şimdi şöyle, normal sigortacılığa göre faizsiz ya da katılım, aslında faizsiz tek başına yeterli olmuyor anlatmak için ama daha kolay anlaşılsın diye biz faizsiz vurgusu yapıyoruz. Aslında katılım sigortacılığının normal sigortacılıktan 3 tane ayrı şeyi var. Peki özür hocam, bir şey soracağım. Katılımla faizsiz arasındaki fark ne? Yani şöyle, şimdi faizsiz sadece aldığınız şeyi, fonu faizsiz işletmekle ibaret. Yani emeklilik fonları gibi. Hı hı. Yani sadece faizsiz enstrümanlara yatırmaktan ibaret. Faizsizlik prensibi bu. Yani niye faizsiz sigortacılık diyemiyoruz da katılım sigortacılığı demek faizsiz daha doğru? Faizsiz sigortacılık demek yetmiyor çünkü. Ha, yetmiyor tek. Yani şey. Faizsizlik bizim en önemli özelliğimiz. Tamam. Ama onun dışında mesela işte 3 önemli özellikten bahsedeceğim. Birincisi faizsiz olmak. Tamam. Yani yatırılan fonların tamamı, alınan primlerin tamamı faizsiz enstrümanlarda. Ki bu enstrümanlar işte katılım bankası mevduatları, çıkartılan devlet ya da özel sukuklar, kira sertifikaları ve İMKB'de katılım endeksinde yer alan şeyler, hisse senetleri yatırımlarıyla buralara yatırım yapılabiliyor. Şimdi bu en önemli özelliğimiz tabii ki ama bunun dışında ikinci bir özellik katılım sigortacılığı yapan şirket ya da pencere. Şirket ya da pencere olarak yapılabiliyor. Pencere mi? Siz normal konvansiyonel bir şirketsiniz ama katılım talebi veren yani katılım talebinde bulunan müşteriler için pencere. Konvansiyonelde. Faizli yani normal. Normal şu anki, diğer şirketler. Diğer sigorta şirketi herhangi bir sigorta şirketi. Böyle bir pencere sistemi gibi içinde faizsiz yapabilir. Pencere açabiliyorsunuz. Ha, katılım peki. Penceresi açabiliyorsunuz. Böyle çalışan ya da tam katılım bizim gibi tamamen katılım prensipleriyle çalışan şirket olarak bizler dinen uygun görülmeyen sigorta konularını da sigortalayamıyoruz. Mesela işte içki satılan yerler gibi varsa artık kumar yok ülkemizde hı hı. ama olsaydı onu da sigortalayamıyoruz. İşte faizli işlem yapılan banka şubeleri gibi yani dinen uygun görülmeyen
Sigorta konuları da sigortalanmıyor. Ha öyle midir? Tabii. Yani ben burayı sigortalayamam çünkü burası işte dine uygun olarak işletilmiyor. Faaliyet gösterilmiyor. Faaliyet göstermiyor gibi. Şeklinde. Ama bu tabii hani Türkiye'deki küçüktür yapıya yani. Bakarsanız %1'i bile bulmaz tabii, yani çok azdır. ve üçüncü ve en önemli aslında diğer sigorta şirketlerinden ayrılan ve sigorta sisteminden ayrılan kısmı bakiye iadesi yapıyor olması. İşte güzel tarafı bu zaten. Evet, bu en güzel tarafı da bu tüketici açısından. Evet, bakiye iadesi ne demek? Bu da şu demek, sigorta şirketi aslında katılım sigorta şirketi müşteriden aldığı primleri ayrı bir fondaymış gibi değerlendiriyor. Yani tamamen şirket hesaplarını ayırarak ortakların hesaplarıyla müşterilerin hesaplarını ayrı işletiyor ve burada eğer müşteri hesaplarında eğer pozitif bir sonuç çıkarsa, yani şirket aslında bizim literatürümüzde teknik kar elde ederse üzerine yatırım karıyla birlikte bu çıkan fazlalığı tekrar müşterilere de iade edebiliyor. Yani şöyle mi anlamam lazım? Ben sigorta için prim ödüyorum, para ödüyorum. Evet. Sene sonunda ödediğim primin bir kısmını geri iade alabilme durumunuz var. Evet, evet, aynen böyle. Yapılıyor mu? Şu an biz yapmaya başladık 2 senedir. Tabii biz 2010'da kurulduk. 2016'da biz bunu yapabilmeye başladık. Evet. Çünkü şirketin geçmiş yıl zararları, onların tekrar pozitife dönmesi ciddi bir süreç aldı. Şu an itibariyle mesela benim yöneticiliğini yaptığım şirket toplam 50 bin kişiye yaklaşık 5 milyon lira civarında bir iadeyi yapıyor. Tamam. Bu iade kişiye tamam sigortanı benden devam ettir, priminden indirim yapayım. Hayır. Şeklinde mi? Direkt para ödemesi nakit şeklinde mi? Ve hatta şöyle, siz poliçenizi yaptırın da ya yaptırmayın, poliçeniz bittikten birkaç ay sonra iadenizi alıyorsunuz. Yani siz poliçenizi yaptırıp yani yenileyip yenilemediğinize bakılmıyor zaten. Yani siz zaten yenilemenizi yaptırdığınız an itibariyle ne kadar iadeniz olduğu belli değil. O 1-2 ay sonra hani hasar gerçekleşip gerçekleşmediği belli olduktan sonra hesaplanıp yapılan bir iade bu zaten. Peki branş farklılığı var mı? Yani şu sadece otomotrafikte, kaskoda ya da ticaride ya da konutta iade edilir diye bir ayrım yok. Bütün ürünlerde. Bütün ürünlerde iade yapılıyor ama daha çok kasko ve konut sigortalarında iade çıkıyor. Neden? Çünkü yani hasarsız kaskolarla diyelim konut sigortalarında, çünkü yani bizim de tüm şirketler gibi portföyümüzün büyük bir kısmı trafik ve trafik zorunlu sigorta branşlarının hasar yükü çok fazla biliyorsunuz. Sigorta şirketleri zarar yapmış olmaktan zaten sürekli şikayet ediyorlar bildiğiniz üzere. Dolayısıyla trafik sigortalarına çok fazla iade çıkmıyor. Peki. Zorunlu sigortalara ama zorunlu dışındaki mesela hasarsız olan kaskolara, konutlarda zaten hasar oranı düşük. Küçük yangın poliçelerinde, mesela büyük yangın poliçelerinde de çok fazla çıkmıyor. Onun sebebi de yani ticari ve sanayi. Evet, büyük yangın poliçelerinde. Hı. Onun sebebi de onun restorans ağırlığının fazla olması. Peki bir şey soracağım. Eğer ben hasar alsam da mı para iadesi alıyorum? Primden az hasar alırsanız aradaki bakiye miktarı kadar havuzdan iştirak alabilirsiniz. Primden az hasar alırsam. Evet. Yani. Ama yani yüklü bir hasar alırsam o zaman alamıyorum. Evet. Peki bu nasıl kar ediyorsunuz o zaman bu katılım sigortacıları? Yani hem primden işte karşı kişiye ödüyor hem ya çünkü yani sistem bizde diğer sigorta yani şirketi sigorta şirket mesela trafik diyorsunuz, trafikte çok hemen hemen şirketten tamam havuz kar olarak zarar ediyor. Ha. Tamam yani trafikten zarar ediyorsunuz ama işte kaskodan bir miktar kar ediliyor, konuttan, yangından, diğer bunların toplamına bakılıyor sonuç olarak. Bir de yatırım karı var. Yani bu finansal enstrümanlardan elde edilen kar var. Bunların hepsinin toplamında havuzun yani poliçe sahiplerinin bize katkısı yapmış olduğu katkı miktarına oranla belli bir miktar iade yapılabiliyor. Ama tabii bu iadeyi biz 10 yıldır aslında bu işi yapıyoruz ama biz bu iadeyi de çok bir pazarlama unsuru haline de getirmek istemiyoruz. Çünkü bu rakamlar çok büyük rakamlar olmuyor zaten. Yani ama hiç yapılmayan bir şey. %1-2-3'ler civarında olabiliyor. Yani 1000 liralık bir kaskosu olan kişi belki 40-50 lira, 70 lira, 80 lira, 2000 lirası olan diyelim ki 150-200 lira almış oluyor. Yani bu hani müşteriyi böyle
işte bana gelin bakın ben iade yapıyorum demek için uygun bir şey değil. Yani ama bu sonuçta katılım sigortacılığının ekstra bir özelliği. Bir de bunu şirket olarak düşünürseniz eğer çok sayıda kasko, trafik, yangın sigortalarınız varsa tabii özellikle bazı ticari müşteriler için ciddi avantaj olabiliyor. Ortalama sigortalı başına ne kadar ödenmiş oluyor? 100 lira falan? Ortalama mesela geçtiğimiz yıl 100 lira civarında ödendi. Evet. Peki şimdi aslında baktığımızda sistem avantajlı diğer sigortalara göre diyoruz. Evet doğru çünkü hem karlı tamam. Biz kar ettiğimiz zaman paylaşıyoruz. Sistem yani. Aynı. Aynı. Yani şimdi hemen sigortalıya vermiş olduğun sigorta hizmeti aynı. Tabii ki. Burada en fikir bir aynı. Bire zaten bir o aynı. Düzenlenmiş durumda. Tamam. Onun dışına zaten çıkamazsınız. Hasar hizmetini veriyor. Evet işte hasar hizmeti bütün. Tabii. Artı burada da işte 3 kuruş 5 kuruş. Bunu bir bonus gibi düşünebilirsiniz. Evet 3 kuruş 5 kuruş iade var. Bir peki, bonus gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir şeyde çünkü diğer yani sizin tabirinizde konvansiyonelde böyle bir iade yok. Evet. Ondan sonra peki o zaman çok kişinin bu sigortayı yaptırmış yani bu sistemden sigorta almış olması gerekiyor. Öyle mi rakamlar onu gösteriyor mu? Henüz o kadar değil öyle söyleyelim. Ben çok kısa rakam paylaşayım. 2019 9 ay sonu itibariyle bütün sektörün hayat dışı sektörün prim üretimi 39 milyar TL. Burada bizim payımız %6, 2.3 milyar lirayla ki bu %6 payı da 2 tane tam katılım şirketi, 5 tane de penceresi olan şirketin uygulamalarının toplamı bu. Onu da söyleyelim, tam katılım ne demek, pencere ne demek az önce sordunuz evet. Ama biz ve bir şirket siz daha... tam katılımsınız. Biz ve bir şirket daha tam katılım çalışıyor. Yani biz konvansiyonel hiçbir ürünümüz yok. Fakat 5 tane şirketimizde konvansiyonel şirket fakat katılım havuzları var. İşte bu 7 toplam katılım şirketi ve penceresinin toplamı da %6'lık hayat dışında bir büyüklüğe denk geliyor. Bu hayat sigortalarında %1.76. Sigortalı sayısı belli mi? Sigortalı sayısını getirmedim ama hani toplam sigortalı sayısından yaparsanız aslında, aşağı yukarı 1 milyon civarıdır. Aslında evet. Sizin katılım sigortacılığı oranınız, toplam sigorta pazarındaki oranınız 3 aşağı 5 yukarı katılım bankalarının toplam finans piyasası içindeki payına da eşdeğer. Aynen öyle. Yani aynı terazide gidiyor gibi algılıyorum. Öyle, öyle. Şimdi evet. Son 10 dakika burada sohbete daldık. Şimdi bu yeni düzenlemeler ne getiriyor? Mesela katılım sigortacılığı faaliyetleri faizsiz finans prensipleri ünlü olacak. Katılım sigortacılığı mevzuatında değişik çalışması yaparak katılım sigortacılığı denetim ve gözetim rehberi hazırlanacak. Ne demek? Evet, Cumhurbaşkanı şimdi, 2020 programı. Doğru. Şimdi bu zamana kadar dediğim gibi bir yönetmelik vardı. Bunun dışında herhangi bir düzenleme yok. O yönetmelik de oldukça kapsamlı bir yönetmelik ama bir gözetim ve denetim rehberi yok şu ana kadar sigorta öyle denetimi mi? Kurulu tarafından. Yani benim şu ana kadar katılım sigortacılığı faaliyetleriyle ilgili bir denetimim yapılmadı. Yani ben bunu doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum, iadeleri doğru hesaplıyor muyum, iadeleri vatandaşa ulaştırıyor muyum gibi. Hani birçok tüketici menfaatini ilgilendiren konularla ilgili herhangi bir denetim bu zamana kadar olmadı. Sistem çok yeni olduğu için. İşte bu programla birlikte gözetim ve denetim rehberi oluşturulacak demektir bu. Bunu 2020 yılı içinde zaten bekliyoruz. Bir de şu de asıl önemli değişiklik Türk Restoran Sanayi'nin evet, kuracağı katılım havuzu. O ne demek? Evet. Katılım şimdi, havuzu ne demek? Şöyle biz tabii direkt sigortacılık alanında %100 anlamda bütün primleri katılım olarak alıyor olsak da bizim restoran ihtiyacımız da var. Yani kendinizi sigortalatma ihtiyacımız var. Biz dünyada katılım sigortacılığı ya da buna retakafold yani reassurance gibi retakafold da denebiliyor. Bu anlamda çok tekafül fazla kapasite yani tekafülün tekrar tekafül anlamında retekafül anlamında. Dünyada çok fazla sayıda maalesef bu işi yapan şirket henüz oluşmadı. Yani az sayıda şirket var. Yani biz onlarla da işte çalışmaya gayret ediyoruz. Yani sizi sigortalayacak dünyada ender, yani faizsiz usullere uygun ender sistem. Yani evet, çok az şirket var. İşte Türk Restorans da bunlara eklenmiş olacak. Ya o zaman dünyadaki açığı da kapatır Türk Restorans. Ama tabii Türk Restorans henüz çok yeni. Yani dünyaya açılabilmesi için önce bir rating işini halletmesi lazım. Biraz tabii piyasada tanınırlığının şimdilik yerli piyasa olacaktır ama ileride mutlaka yurt dışı hizmeti de olacaktır ve önemli bir hizmet olacaktır. Ama siz herhalde kendinizi sigortalatırken faizsiz sisteme göre sigorta büyük ölçüde evet ama eğer kapasite yetmezse biz de orada çok kısıtlı da olsa
Yani konvansiyonel restoran şirketleriyle de çalışmak durumundayız. Peki kim sizi denetliyor? Yani faizsiz deyip de arkada... Bizim kendi denetim sistemimiz var. Yani bir danışma kurulu var. Hani işlemlerin İslam'a uygunluğunun olup olmadığını denetleyen ve bunun bir de murakabesi var. Murakabe ama bu iç nedir? Murakabe, iç denetim gibi düşünüyorum. İç denetim, he. Evet, yani şu ana kadar hani hazine nezdinde katılım sigortacılığı faaliyeti denetimi yapılmadı. İşte denetim ve gözetim rehberi oluşturulduktan sonra o da yapılmaya başlanacak. Ama anladığım kadarıyla bir talep var bir katılım sigortacılığına. Yani sayılar buraya %6'lıya ulaştığına göre. Büyüyor. Yani bundan 3 sene önce %1'di. Evet, yani ulaştığına göre bir... Ama bu hızla devam eder mi ondan çok emin değilim. Yani, niye? Çünkü işte 30 senedir memleketimizde şey var, katılım bankacılığı var ama evet, henüz daha %6'ya gelmiş durumda. İşte bu işe Cumhurbaşkanlığı nezdinde devletin sahip çıkması, yaygınlaştırılmaya çalışılması. Mesela biz aslında devletimizden bir katılım sigortası şirketi kurmasını da bekliyoruz. Ha, güzel, bak güzel soru. Tabii, yani şu ana kadar kurulmadı. Yok havuz mu kuruldu. Hiç böyle? Havuz var, özür diliyorum, pencere var. Evet. Pencere olarak var ama tam katılım şirketi yok. Niye mesela kurulmuyor? İşte kurulması, devlete sor diyeceksin. Kurulması lazım. Evet, kurulması doğru. Lazım. Yani aslında bir de şey katılım... Yani katılım bankaları kurdu devletimiz. Evet. Normal sigorta şirketleri de var. Konvansiyonel devlet bankalarının, evet, katılım, özür diliyorum, konvansiyonel sigorta şirketleri var. Bunlardan en az bir tane de katılım kurulması bence önemli ve kurulması lazım. Bunu ben bir yazayım. Şimdi bütün bu söylemiş olduğunuz katılım sigortacılığın gelişmesi açısından yeni kurulacak olan Sigorta Düzenleme Denetleme Kurumu etkin rol oynayabilir mi? Mutlaka oynar. Sonuçta... Bir de o konuda görüşünüz ne? Biz yıllardır... 30 yıllık hayaldi yani neredeyse. Evet, yani ben sektöre gireli 23 yıl oldu. Ben girdiğimde talep ediliyordu. İşte görmek bize nasip oldu diyelim 23 yıl sonra. Evet. Tabii ki çok önemli. Yani sonuçta özel kurul. Daha hızlı karar alınması açısından. Yani karar alınmıyordu ama bugüne kadar normalde. Evet ama şimdi her kararı hani bakan yardımcısı ya da bakan ya da müsteşardan imza alarak çıkartmak ayrı bir şeydi, bürokrasiydi. Şimdi kurulun olması tabii çok daha iyi. Bir de kurul olması önemli. Eskiden sigortacılık genel müdüründeydi bütün yetki ya da sigortacılık denetleme kurulu başkanındaydı diyelim. Şimdi ama bir kurul var. Artık hani bir istişareyle daha farklı şeyleri gözeterek bir karar alınması gündemde olacaktır. Tabii 5 kişiyle alınacak kararlar. Yani kurul 5 kişi. Daha hızlı olacaktır. Çünkü tek işi bu olacak. Kurulun. Ne değiştirecek Özgür Bey? Bu kurul, sigortacılık. Gerçi ona şey diyor, sigortacılık özel ve emeklilik. Evet. Özel emeklilik, düzenleme ve denetleme. Daha hızlı ve daha etkin olacağını düşünüyoruz. Tüketiciye faydası ne olur? Yani tamam, evet, sizlere bir faydası olur eminim, şüphe yok. Sisteme de faydası olur, buna da eminim, şüphe yok. Tüketiciye, yani ben mesela bir tüketiciyim, sigortacı tüketiciyim, evet, ve iyi bir sigortacı tüketicisi olduğuma inanıyorum. Bana mı faydası olacak bunun? Şimdi şöyle söyleyelim, sizin sigorta sektöründen tüketici olarak şikayetçi olduğunuz konularla ilgili yapılacak olan düzenlemeler bu yeni sistemde çok daha hızlı çıkacak. Birinci şikayet, primler yüksek. Ne yapabilir? Bir primler yüksek. Yani o düzeltilebilecek bir konu değil. Zor bir yerden geldi soru galiba. Evet. Yani o zaman biraz daha araştırıp daha ucuz veren şirketleri araştırmak lazım. Buna SDDK'nın yapacağı çok fazla bir şey yok. Ama mesela şöyle şey, düzenleme ve denetleme anlamında çok daha etkin olacaktır. Çok daha hızlı kararlar alınacaktır. Hani bundan önceki dönemde de çok ciddi emekliydi. Evet. Aslına bakarsanız Türkiye'de sigortacılığın şu an ulaştığı mevzuat çok ciddi bir yüklüğe sahip ve bu henüz 2007 yılında başlayarak zaten getirildi bu zamana. Yani sonuçta şu anki sistemde de biz Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Denetleme Kurulu'yla sistemi buraya kadar getirdik. Ama SDDK tabii ki hani diğer örneklerde BDDK veya benzeri SPK gibi diğer örneklere de bakılarak hani finans sisteminin daha özerk olması, daha hızlı kararlar alınması anlamından çok daha etkin olacağını bekliyoruz. Şöyle bir tespitim var. Türkiye'de sigortacılık mevzuatsal anlamda hiçbir eksiği olmadığına göre birçok ülkeye göre daha ileri seviyede, dört dörtlük. Ama sigortalanma oranı açısından Türkiye dünyadaki birçok ülkeye göre çok geride. Bu nasıl bir şimdi çelişkidir? Sigortalanma oranı bir şey, yani tartışılması gereken bir konu. Şimdi sigortalanma oranı mevzuatla ilişkili bir şey değil. Yani ülkenin gelir seviyesiyle ilgili, finansal okuryazarlıkla ilgili, birçok şeyle ilgili. Biz mesela şu an itibariyle Avrupa'nın çok gelişmiş veya Amerika veya Japonya'ya göre oldukça gerideyiz. Hı hı. Ama kendi ligimizdeki benzer
ülkelere göre, diyelim ki Doğu Avrupa ülkelerine göre diyelim. Mesela hani gelişmişlik endeksi açısından aslında benzer oranlara sahibiz şeyde. Sigortalanma oranları açısından baktığımızda. Ama gidecek çok yolumuz var. Yani bu bir gerçek ve bu da kolay değil. Bu çünkü insanların gelir seviyesiyle de ilgili. Sadece bu yani Türkiye'de bir sigorta talebi var da bunu karşılayacak mevzuat yok diye bir şey yok. Yani peki, bu zaten var. Son iki dakika bir şey daha soracağım. Katılım sigortacılığı başladığında siz mevcut sigortalı havuzundan mı sigortalıları aldınız? Yoksa bu 1 milyon dediğiniz, 1 milyon küsur dediğiniz kişi yeni sigortalı mı? Büyük bir kısmı var olan sigortalılar. Hmm. Büyük bir kısmı. Ama bu sigortalıların da birçoğu hani çok isteyerek sigorta yaptıran insanlar değildi. Mesela, zorunlu yaptırıyor. Zorunlu kısmını yaptırıyordu. Belki yaptırıyordu mecbur olduğu için, banka zorunlu tuttuğu için falan gibi çeşitli sahiplerle yaptırıyordu. Hmm. Ama hani sonuçta özellikle bizim katılım bankaları üzerinden gelen müşteri kitlemiz tabii bu konuya daha hassas olan bir kitle. Ki bizim müşteri sayımızın %25'ini yaklaşık oluşturuyor. Bir de acenteler kısmımız var. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii zorunlu sigortalar kısmında en çok satılan ürün biliyorsunuz trafik. Üretimde de öyle, adette de öyle. Buradaki tabii katılım hassasiyetinin ben çok üst düzeyde olduğunu söyleyemem. Ama bu da biraz da şeyle ilgili. Yani müşterinin algısıyla ilgili. Buna aslında en güzel örneklerden biri bireysel emeklilik, işte otomatik katılım sistemi biliyorsunuz. Yani aslında şöyle bir gerçek var Türkiye'de. Hani insanları olduğu haline bırakırsanız insanların belki %5-6'sı katılım hassasiyetini daha önde tutuyor. Ama insanların önüne işte o otomatik katılımda yapıldığı gibi faizli mi istiyorsun, faizsiz mi diye sorduğunuzda insanların %65'i de faizsizi tercih ediyor. İşte bu tabii bizim tarafta böyle bir zorunluluk koyma gibi bir şey mümkün değil ama sonuçta bu ulaşılabilecek potansiyelin de oldukça yüksek miktarda olduğunu gösterir. Bunu yapmak için de hep beraber devletimiz, biz, sektörümüz hep beraber elimizden geleni yapacağız. Peki Özgür Bey, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Bilgileri bizle paylaştığınız için. Efendim çarşamba günü aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sundu.